Arkadaşlar herkese selam. GoBro kanalındayız. Vakit buldukça sizleri bilgilendirici videolar atmaya çalışıyoruz. Honda Tansoy'dayız. Bugün Goldwing ile Beggar arasındaki farklara bakacağız. Neler varmış? Bir de Beggar'ı Goldwing'e çevirebiliyor muyuz? Buna bakacağız. Çünkü Beggar'la Goldwing genelde karıştırılıyor. Bu sarı sitede de ilanlarda çoğunlukla işte Beggar'lara Goldwing yazıyorlar. Ya da müşteri Goldwing aldım ben diyor kullanıcılar ama Beggar almış oluyor gibi durumları ortadan kaldırabilmek adına bu videoyu hazırlıyoruz sizler için. Şimdi öncelikle çok temel olarak bahsedersek iki motorda 1833 cc boxer tipi motor 6 silindir 156 beygir güç üretiyor. Ön far takımı, şasi uzunluğu, şanzıman DCT, lastik çapları her şey tamamen aynı. Bu sağımda gördüğünüz Beggar. Beggar'da arka çanta yok. En majör ayırt edebileceğimiz özellik. Solumda gördüğünüz ise Goldwing versiyonu. Üzerlerinde hiçbir aksesuar yok ama bunların arasında ne farklar var? Gelin birlikte bakalım. Öncelikle en önden başlarsak eğer Beggar'da sis farı yuvası var ama sis farı yok. Goldwing'de sis farı var. Ön cam Beggar'da şöyle göstermem gerekirse eğer tur camı yok. Daha kısa bir cam mevcut. Goldwing'inkini de görelim. Goldwing standartında bir tur camı ile geliyor ki elektrikli ön cam var. Goldwing tur camı ile geliyor. Beggar'da daha kısa bir cam var arkadaşlar. Far dizaynını görüyorsunuz zaten her şey tamamen aynı. Şöyle kapatalım. Kontağı kapattığımız zaman da cam otomatik olarak aşağı ilk pozisyonuna geri iniyor. Yine Beggar'la Goldwing arasındaki fark ayırt edebileceğimiz şeylerden bir tanesi. Beggar'larda motor bloğu kırmızı geliyor. Goldwing'de siyah üzerinde kahverengi olarak geliyor ki her yıl biz modellerini şuradan ayırt ediyoruz. 2023 yılında Goldwing'de sadece beyaz ve piyano bilek siyah rengi geldi. Beggar'da ise bu mat gri rengi geldi sadece. Bu 2023'ün rengi. Mesela 2022'ye döndüğüm zaman daha farklı. Mesela lacivert gibi bir rengi vardı Goldwing'in. Beggar'da da yanlış hatırlamıyorsam bordo renk vardı. Renklerden yıl farkını ayırt edebiliriz. Hani genel olarak kasa değiştirmiyor. Çünkü bu modeller aşağı yukarı 5, 6, 7 senede bir kasa değiştirdiği için önümüzdeki yıl zaten 50. yıl özel serisi gelecek. 50. yılına girecek. 50. yıla özel bir şeyler yapacak Honda. Renklerden ayırt edebiliyoruz ama model farkını. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi yine Beggar'da elektronik süspansiyon yokken Goldwing'de elektronik süspansiyon var. Bu motorumuzu yüklediğimizde tek mi biniyorum? Tek yüklü mü biniyorum? İki kişi yüksüz mü biniyorum? İki kişi yüklü mü biniyorum? Buradan ekrandan bunu ayarlayabiliyoruz. Ona göre güç ağırlık dengesini ve amortisör sıklığını, yumuşaklığını ayarlayabiliyor. Ama Beggar'da böyle bir özelliğimiz maalesef yok. Elektronik süspansiyon yok burada. Manuel olarak ayarlama yapmanız gerekiyor. İkisinde de CarPlay var. Gösterge panelleri, ön tuş takımı tamamen aynı. Şimdi bu tarafa doğru geldiğimde, iç tarafa doğru geldiğimde Beggar'da hemen tuş panelinin altında ben bir torpido gözü görüyorken Goldwing'de bir hava yastığı var. Burada airbag var. Bunun sensörü ön tarafta. Çarpışmalarda çünkü gidon ve gövde çok geniş olduğu için arabalardaki gibi hani çarptım kafamı direksiyona vurmayayım mantığında çarptığımda göğsüm ve kafamı koruması amaçlı bir hava yastığı mevcut Goldwing'de. Yine geriye doğru geldikçe sele kısmına geldiğimde Beggar'da koltuk ısıtma yokken Goldwing'de ön ve arka artçı için bir koltuk ısıtmanın var olduğunu görüyoruz. 5 kademe bir koltuk ısıtma mevcut. Elcik ısıtma bu arada ikisinde de var. Bu da majör ayırt edebileceğimiz özelliklerden bir tanesi. Yine Goldwing'de orta sehpa varken Beggar'da orta sehpa yok. Arka tabii ki en belirgin dediğim gibi ayırt edebileceğimiz özellik. Goldwing'de arkada 50 litrelik iki tane full face kaskın alabileceği bir çantası varken Beggar'da arka çanta yok. Beggar daha sportif bir versiyon. Goldwing
tam tur modunda stok olarak geliyor arkadaşlar. Şimdi aradaki farklarımız bunlar. Şimdi bir de bu Bagger'ı Goldwing haline çevireceğiz. Neleri ekleyebiliyoruz? Nelerden noksan kalıyoruz? Onları göreceğiz. Evet, şimdi Bagger'ı Goldwing'e çevirdik ama tam anlamıyla bir Goldwing olmadı. Öncelikle neler eklediğimizden bahsedeceğim. Bir tur camı geldi. Orta sehpa ekledik. Sis farlarını dahil ettik. Arka Goldwing'deki çantanın birebir aynısını ekledik. Ve alt üst deflektörler geldi. Bunların rakamlarını maalesef paylaşmıyorum. Videonun daha ileriki tarihlerde izlenme ihtimali ve aynı zamanda sürekli değişen rakamlardan kaynaklı. Honda Tanso'yu ararsanız oradaki arkadaşlarım mutlaka yardımcı olacaktır. İlave olarak da arka rak eklendi. Uzun seyahatlerinizde arka veya bir çanta daha bağlayabilirsiniz. Bütün çantalarınız doluysa. Arka çantayla birlikte zaten arka yolcu için aslında bir koltuk gelmiş oluyor. O da uzun seyahatlerde artçı için çok daha konforlu olabilir. Ya da bunun yerine Bagger'a CC bar da takabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Rakam olarak 200-250 bin lira civarı bir fiyat farkı var ikisinin arasında. Ama dediğim gibi bunu Goldwing'e çeviriyoruz ama tam olarak bir Goldwing olmuyor. Neyimizden noksan kaldık? Mesela hava yastığını dahil edemiyoruz arkadaşlar. Yine burada torpidomuz aynı şekilde kalıyor. Onun haricinde elektronik süspansiyonu dahil edemiyoruz ya da ekleyemiyoruz. Ya da koltuk ısıtmalarımız yine noksan kalıyor. Ama diğerlerini, hatta birazcık daha fazlasını deflektördür. Yine bu normal Goldwing'lere de takabilirsiniz. Ama bunları ekleyebiliyoruz. Bunun akabinde bu aksesuarlara ilaveten şurada tam elimin altında bir kapak var. Buradaki kapağı çıkarttığımız zaman bir sırt dayama, belinizi tam destekleyecek şekilde yol şoför için bir sırt dayama dahil oluyor. Yine çantalar içerisine halılar, arka bagaj içerisine bir aydınlatma dahil edebiliriz arkadaşlar. Söylediğim gibi arkadaşlar, bir Bagger'ı maksimum bu seviyede Goldwing'e benzetebilirsiniz ama saydığım özellikleri, elektronik süspansiyon, koltuk ısıtma ve hava yastığını maalesef dahil edemiyorsunuz. Onun haricinde geri kalan her şeyi ekleyebiliyorsunuz. Son bitirmeden önce şurada tur camı normal Goldwing'dekinden çok daha uzun bu arada, bilginiz olsun. Yani şöyle elimi koyarsam eğer, Goldwing'in kendi orijinal tur camı üzerinden çıkan şu hizada bitiyorken aşağı yukarı yarım karış daha yukarıda bir cam dahil oluyor buna da. Aksesuarlarıyla birlikte geliyor. Bu videonun sonuna geldik. Yorumlar kısmında sorularınızı yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.